Çok kıymetli hemşerilerim, Karamanlı şair Bekir Sıtkı Erdoğan diyor ki, Karaman'a hasretliğim üzüle üzüle bitmez. Yollar bir ip, dağlar düğüm, çözüle çözüle bitmez. Gel gez gör imareti aman aman, kimler geçmiş zaman zaman, velhasıl şu karavan yazıla yazıla bitmez diyor. Ey Karaman, Selçuklu'nun can kenti Karaman, Karamanoğullarının, Karamanoğlu Beyliği'nin başkenti Karaman, Karamanoğlu Mehmet Bey'in güzel Türkçesi Karaman, Yunus'un hoşgörüsü Karaman, Mevlana'nın sevgisi, hoşgörüsü Karaman, evladı Fatiha'nın olup Balkanlara, Kıbrıs'a, Girit'e göçen evladı Fatiha'nların Karaman'ı, yine Kurtuluş Savaşı'nda bu aziz ülkeyi, bu büyük ülkeyi Kurtuluş Savaşı'na, Kurtuluş Savaşı'nda zafere götüren Kazım Karabekir Paşaların, Mustafa Kemal Atatürklerin Karaman'ı ve Cumhuriyet'in Karaman'ı, şimdi de Batı, özellikle Batı Avrupa'da, Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da gurbetçilerimizin Karaman'ı ve Karaman memleketine bağlı, bayrağına sevdalı, milli değerlerine gönülden bağlı Karaman, Karaman'ın vefalı evlatları, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kıymetli hemşerilerim, buraya toplanmamızın bir amacı var. Buraya toplanmamızın bir gayesi var. Buraya toplanmamız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımızın bize bir emaneti var. Emanet benim vasıtamla size iletiliyor. 31 Mart'a var mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Kararlı mıyız? Kazanız mübarek olsun. Bakın, bakın Karaman, aziz Karaman, güzel Karaman 2002'den beri AK Parti dedi, Recep Tayyip Erdoğan dedi. Her daim arkamızda durdu. O sebeple Karamanlı hemşerilerimize, Karaman'ın güzel insanlarına ne kadar teşekkür etsek azdır diye düşünüyorum. Peki AK Parti'ye destek oldu da ne oldu? İşte şehrimize şöyle bir bakın. Bu şehrin duble yollarını yapan AK Parti'dir. Bu şehrin toplu konutlarını yapan AK Parti'dir. Bu şehrin doğal gazını getiren AK Parti'dir. Bu şehrin üniversitesini inşa eden AK Parti'dir. Bu şehrin tıp fakültesini, diş hekimliği fakültesini, okullarını yapan AK Parti'dir. Bu şehrin hastanesini, sağlık sistemini, yeni hastaneleri inşa eden AK Parti'dir. Bu şehre su getirdik. Bakın şimdi bedava su veriyorlar. İbrala Barajı'nı yapan AK Parti'dir. Barajları inşa eden AK Parti'dir. Velhasıl Karaman'a değer katan parti AK Parti'dir. En son hızlı treni getirdik değil mi? Bakın hızlı trenin zekatı bile bunların yaptığından fazla gelir arkadaşlar. Türkiye'de sadece 8-10 ilde var. O sebeple Karaman AK Parti'ye güvenmekle, Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında Karaman Kalesi gibi dimdik durmakla çok iyi bir şey yaptı. Ama bir nefes verdi. Ya dedi, bir nefeslenin. Çok koştunuz, çok yoruldunuz. Bir dönem bir muhalefete belediyeyi teslim edelim, Cumhur İttifakı'nın diğer ortağına teslim edelim dedi. Ama biz kenarda nefeslendik. Nefeslenirken boş durmadık. Antrenman yaptık. Koştuk. Şimdi yeniden tarih yazma zamanı. Yeniden büyük ve güçlü Karaman'ı inşa etme zamanı. O sebeple var mıyız? Varız. Hazır mıyız? Hazır. O sebeple madem varız, madem hazırız, kazamız mübarek olsun inşallah. Çıktığımız yol hayırlı olsun. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız, sağ olsun aday adaylarımız vardı. Ben hepsine buradan kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten her biri aday adaylarımızın
Karaman'a en az benim kadar hizmet edecek kalitede donanımda arkadaşlardı. Ama takdir böyleymiş. Biliyorsunuz bu kardeşiniz Mevlüt Akgün, Cumhurbaşkanımızın en eski yol arkadaşlarından. Hatırlıyorum, Fazilet Partisi il başkanıydık. Sayın Cumhurbaşkanımızı Pınarhisar sürecinde cezaevine yollarken, o medrese-i Yusufiye'ye gönderirken İstanbul'da beraberdik. Dolayısıyla bu dönem Karaman'ı bize emanet etti. Hiç kuşkunuz olmasın, rahat olun. Mevlüt Akgün eğer adaysa bu işi başarır. AK Parti'nin bayrağını mutlaka 31 Mart belediye gecesi belediyenin burcuna diker. Biz 3 dönem milletvekilliği yaptık. 3 dönem milletvekilliğinde Karaman'ın her köşesini hizmet etmeye gayret ettik. İnsanlarımızla gönülden bağ kurduk, kalbi bağ kurduk ve halen telefonlarımız susmuyor. Milletimiz, hemşerilerimiz bize teşekkürlerini ifade ediyor. Peki Mevlüt Akgün, ya 31 Mart'ta belediyeyi alacaksın da ne olacak? Evet, madem bu dönem Türkiye yüzyılı dönemi, madem bu dönem AK belediyecilik bir çığır açacak, işte bu çığır kervanına Karaman'da en güçlü şekilde katılacak. Nasıl katılacak? Bir defa değerli dava arkadaşlarım, bakın, hizmetin, biz belediye başkanlığını kazandığımızda hizmetin üç ayağı olacak. Birincisi, Ankara'da Cumhurbaşkanımız ve merkezi hükümetimiz, bakanlarımız, hizmetin bir ayağı bu. İkincisi, kıymetli vekillerimiz, ikinci ayağı bu. Üçüncüsü de Karaman'da Mevlüt Akgün belediye başkanı. Dolayısıyla hizmet köprüsünü kuracağız. Ankara vekillerimiz ve belediye başkanımız birlikte el ele vererek modern, güçlü, kalkınan, sürekli gelişen belediyeciliği inşa edeceğiz inşallah. Var mıyız? Hayır. Hazır mıyız? Hayır. Kararlı mıyız? Hayır. O zaman mübarek olsun. Bakın inşallah seçim beyannamemizde ifade edeceğiz. Yapacağımız projelerle Karaman'ı çok daha ileri bir noktaya taşıyacağız. Klasik belediyecilik yapmayacağız. Klasik belediyecilik nedir? Yol yapar, park yapar. Ama şehri başka bir noktaya taşıyamaz. Bakın, bu şehrin merkezinin kentsel dönüşüme ihtiyacı var. Var mı? Var. Çarşı merkezimiz, sanayimiz, kentsel dönüşümü başaracağız. Karaman merkezini rahatlatacağız. Trafiğini rahatlatacağız. Ve ortaya koyduğumuz projelerle klasik belediyecilik değil, Karaman'ı büyüten, Karaman'ı kalkındıran, Karaman'a yeni yatırımlar çeken çok özel projelerle inşallah hepimizin yıllardır beklediği, özlemini çektiği büyük Karaman'ı, güçlü Karaman'ı, güçlü başkanla birlikte inşa edeceğiz. Var mısınız? Evet. Hazır mısınız? Evet. Kararlı mısınız? Evet. O halde ben de sizden bir söz istiyorum. Yani yıllardır ben sizin telefonunuza çıktım. Yıllardır elimden geldikçe sizin hizmetinizi görmeye çalıştım. O halde siz de bu kardeşinize, madem böyle kutlu bir yola çıktık, madem Sayın Cumhurbaşkanımızın emanetini teslim aldık, siz de bize bütün akrabalarınız, dostlarınız, komşularınızla birlikte diyeceksiniz ki, ya bu arkadaşa destek olursak, partin ne olursa olsun, bu arkadaş bizi mahcup etmez. Karaman'ı çok daha modern, güçlü, kalkınmış bir şehir haline getirir. Onun donanımı yeterlidir. Onun Ankara'daki bürokrasi tecrübesi yeterlidir. Onun devlet erkanıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızla ve bakanlarımızla diyaloğu yeterlidir. Milletvekillerimizle birlikte Karaman'a en güzel eserleri kazandıracaklar diye siz gönül rahatlığıyla bizim referansımız olabilirsiniz. Benim de sizden ricam bu. 31 Mart'a kadar siz de bize referans olun inşallah. İnşallah. Söz mü? Söz. Söz mü? Söz. Söz mü? Söz.
O zaman bu iş bitmiş demektir. Hayırlı olsun. 31 Mart akşamı Karaman'ın ve AK Parti'nin bayramı olsun. Allah yolumuzu ve bahtımızı açık eylesin. Sağ olun, var olun, teşrif ettiğiniz